sıra grup 3 arkadaşlar. Grup 3 bizimle birlikte VB3 grubuyla bizimle birlikte olacaklar. Onlar da sunumlarını yaptıktan sonrasında yine konuşmaya devam edeceğiz. Ben mikrofonumu kapatıp Başak'a bırakıyorum. Şimdiden başarılar. Teşekkürler hocam. Merhaba arkadaşlar. Biz arkadaşlarımla beraber bir proje hayal ettik ve bu projeyi hayata geçirdik. Arkadaşlarım Ertürk, Ertuğrul, Ahmet, Abdullah, Mert ve Yusuf'la beraber grubumuza bir isim verdik ve VB3 dedik. Aslında 4 gün içinde 5'ten fazla teknoloji, 40'tan fazla kahve ve 250 tane kitap komitiyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Şimdi projeyi tanıtmaya geçeceğim. Aslında projeyi ilk baş konuşurken bir arkadaşlarımızla dedik ki hayvanlar için kendimize bir soru sorduk. Hayvanlar için yeterince yardım ediyor muyuz? Onlar için yeterince bir şeyler yapıyor muyuz dedi. Ülkemizdeki hayvanseverlerin daha aktif çalışabilmesi için bir uygulama yapmaya karar verdik. Aslında kapımızın önüne mama ya da su koyduğumuzda ya da çantamızda taşıyıp onları başka yerlerde ıssız hayvanlar için bıraktığımızda yeterince şey yapıyor gibi hissediyoruz ama aslında yapmıyoruz. Bu yüzden daha aktif bir ağ, daha herkesin katılabileceği bir ağ kurmaya karar verdik. İşte bu yüzden de bu uygulamayı geliştirdik. Uygulamamızın adı da SuperPaw. Bu SuperPaw'un S'sini bilerek öyle yaptık. Çünkü hayvanlar ve insanlar arasındaki ağı logomuzda da aslında hissettirmek istedik. Bu tasarımı o yüzden kullandık. Uygulamamızda aynı anda birden fazla ihtiyaçlarına yetişebilmeyi amaçladık. Aslında ilk amacımız bu. Çünkü diğer uygulamalarda daha çok işte sadece mama, sadece sahiplenme gibi uygulamalar vardı. Ama biz onları işte sokaklarda yaşayan, yardıma ihtiyacı olan dostlarımız için tasarladık. Uygulama ile kullanıcılar yardım edilmesini istedikleri dostumuzun ihtiyaçlarını diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor ve bir yardım ağı kuruyorlar aslında. Nasıl kuruyorlar? 4 farklı feature belirledik. Kayıp, besleme, sahiplendirme ve aşılama şeklinde. Bu kullanıcılar bulundukları konumdaki hayvanın ihtiyacını bu doğrultuda karar verip haritada gösterebiliyorlar. Kullanıcı işte bu şekilde diğer kullanıcılar da o kullanıcının girdiği konum bilgilerini görüp buradan yardıma gidebiliyorlar. Tasarımımız şu şekilde. Daha öncelikle Adobe XD'de çizdik. Daha sonra Zeppelin'e import ettik. Burada gördüğünüz gibi tasarımımızda 4 farklı feature'ı resim olarak pinledik oraya. İşte kayıpsa soru işareti gibi falan. Daha sonra buna tıkladığında aşağıda yani o kişinin verdiği ilanı bilgilerini görebiliyoruz ve daha fazla açıklama description'ını aşağıda görebiliyoruz. Ve gidebiliyoruz oradan yardıma. Bunlar da geri kalan tasarımlarımız. Navbarımız var, profilimiz var ve ilan girmek için bir sayfamız var. Ana sayfamızda ilanları görebilmek için login ve register yapmamıza gerek yok. Görebiliyoruz. Sadece ilana yardım edebilmek için login ve register yapmak zorundayız. Bu sistem mimari yapımız. Yani mobil app'i inşa edebilmek için Flutter kullandık. Image serverlarda Firebase'i. Backend serverda her şey Node.js ve GraphQL'de yazıldı. Ve Database Management Server olarak da MongoDB'yi kullandık. Sistem özelliklerinde kullanıcı bulunduğu konum bilgilerini Google Maps üzerinden alabiliyor. Dil seçeneğinde de uygulamayı Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 farklı dil seçeneğiyle sunuyoruz. Kullanılan teknolojilerden biraz daha bahsedelim. Frontend'de öncelikle dediğim gibi XD'de çizdik. Zeppelin'de import ettik, Flutter'da yazdık. Dart dilini zaten kullandık. Bir de Mobix kullandık. Mobix'te de bir kütüphane geçişleri yapabilmesi için. Backend'de dediğim gibi GraphQL, Node.js, Firebase ve Digital Ocean Deployment için ve versiyon kontrol sistemi olarak da GitHub'ı çok aktif şekilde kullandık. Burada takımımız var. Takımımızda badem de var. Çünkü en çok onun sesini de duyduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hocam şöyle ben tekrardan build'ı bekletmeyeyim direkt.
Evet, çalıştırayım. Şu an debug'da. Release'de bunlar da hani kasma olmuyor. O konuda zaten sıkıntı yok. Şimdi hocam burası map'imiz. Map'imizde belli işte eklenilen ilanları gösteriyor. Ona göre simgeleri değişiyor. Aslında ilan ekleyecektik birkaç tane daha. Şimdi ekleriz olması. Onun dışında şu an ben giriş yapmış durumda mıyım? Aynen, ben şu an giriş yapmış durumdayım. Navbarım ona göre geldi ve ilan ekleyebilirim. Yeni ilan. Şimdi üst üste binecek. Konuma göre ilan gönderdiği için üst üste binecek ama ben yine şuradan şöyle seçeyim. Mesela işte kayıp kedi. Ondan sonra erkek. Açıklama yapıyorum ben askeri. Burada 6 tane görsel ekleyebiliyoruz toplamda. Buradan rastgele bir tane görsel seçeyim. Hatta 2 tane seçeyim. Buraya progress indicator bar koyacaktık aslında şey için, resimler yüklenirken gözüksün diye. Onu ekleyeceğiz, hop basit bir zaten. Sonra hocam gönder diyoruz. Bu ekledi. Şu an üst üste bindi. Çünkü benim konumuma göre aslında ekledi. Şu an o yüzden tam belli olmuyor. Onun dışında profilimiz var. Bunların bütün datalar bu arada backend'den geliyor. Ondan sonra profili editleyebiliyoruz. İsterseniz burada da değiştirebilirim şöyle. Parolu değiştirebiliyoruz. Eski şifre, yeni şifre girebiliyoruz. Onun dışında dil değişimimiz var gene. Şöyle bir logout olayım, bir girişi çıkışı göstereyim. Unutulmuş şifre kısmımız var. Burada isterseniz deneyelim. Maili giriyoruz. Maile kod geliyor. Kodu tekrar giriyoruz. Zaman kaybetmeyiz derseniz deneriz. Onun dışında kayıt ol kısmımız böyle. Bunların hepsi backend'e bağlı şu an. Backend'e bağlı olmayan, statik olan, yani gömülü olan hardcode hiçbir şey yok. Tekrar mesela giriş yapayım. Neydi sanırım? Ahmet'in maili vardı şöyle. Giriş yapabileceğim. Doğru girdim sanırım. Aynen. Live'ımız böyle hocam. Demomuz. Süper. Ertürk. Başka göstermediğim bir şey. Hocam şöyle bir de yani tema falan ekledik aslında. Tema var. İsterseniz onu da açabilirim. Şimdilik kapattım. Şey için kapattım onu da. Hani çok küçük yerlerde böyle renkleri ayarlamamız lazım. Vakit kaybetmeyelim dedik. Tamam. Onun dışında GitHub'ı göstereyim mi? Şimdi GitHub'ımız şöyle hocam. Bir backend repomuz, bir de mobil repomuz var. Mobil repomuzu göstereyim. Kapattığımız branchlar var. 7'den fazla branchimiz var. Birçok da pull request pull request attık. Ondan sonra readme dosyamızı göstereyim. Gayet anlaşılır. Süper. Backend reposuna da gireyim hocam. Bu şekilde backend ritmimizde. Gene aynı şekilde burada da birçok branch ve commit kullanıldı, atıldı, çekildi. Hepsi yapıldı. Yani GitHub'da aktif şekilde kullandık. Süper. Durum budur hocam. Merak ettiğiniz ya da şunu göster dediğiniz yer varsa. Emülatörü bir açabilir misin? Emülatörünü bir daha açabilir misin? Açayım hocam. Bir saniye. Neredeydi şu? Tekrardan gireyim uygulamaya. Bir tekrar. Aynen olur. Şimdi burada bir feature olarak hani mama kaplarını mesela çevredeki mama kaplarını ekleyenleri de görmek isteyebilirim ben. Hani mesela ekleyenleri kişi olarak mı yoksa eklenilenleri mi? Mesela mama kapları var diyelim çevrede ya da mamalar var ya da bir help ya da insanlar var. Belli bir yarı çaptakileri görmek isteyebilirim. Onu hocam o var zaten ama şu an ben bir tek kendi konumumdan ekleyebiliyorum. İsterseniz konum değiştireyim, ekleyeyim. Yani gözüküyor. Onun belli bir çevremizdekileri gösteriyoruz. Tamam. Sadece eklemediğimiz için. Aslında bir Antalya'da falan vardı. Oradan kim eklediydi? Birisi eklediydi ama kaldırmış olabiliriz onları. Hatta dün hocam sizle konuştuyduk ya. Evet, o yani.
Suriye'den bile var. Şimdi burada önemli olan tabii ki bu tarz bir proje ben bir canlı hayatta da kullandım. Yapmıştık bir de böyle bir geliştirme. Burada mama kapları vesaire. Yani çok ihtiyaç var aslında. Bu tarz bir global bir projeye ihtiyaç var. Genel olarak taskların yani mamaların ya da insanların birlikte buluşabildiği, hayvanseverlerin birlikte olabildiği veya bir mama kabına değil de mesela insanlar belli mama kaplarına sürekli hareket ediyor. Belki hiç gözükmeyen bazı yerler var. Oralar çok boş kalıyor. Veya bir ilçedeki mama kapları veya bir ilçedeki hayvanseverler çok fazlayken bir ilçedekiler çok az olabiliyor. Bunların ortaklaştığı burada bir platform olması çok iyi olmuş. Tabii burada belki grup chat eklenebilir ya da işte burada sosyal gruplarla konuşmak için gruplar eklenebilir. Gruplarda post paylaşımları olabilir. Hocam şey yapmayı düşünüyorduk özellikle. Hani hayvan sahipleri için işte veteriner tavsiyesi vesaire gibi şeyler tabii, ekleyecektik. Tabii, onun dışında evet. Feature'ımızda aslında şey var. Şu alttaki buton var ya şöyle şuradan göstereyim. Bu backend'i hazır aslında. Sadece zaman yetişmedi. Şeye bağlamadık. Ona bastığımız zaman in progress oluyor. Yani oraya gittiğinizi belirtiyorsunuz. O konuya dahil olacağınızı belirtiyorsunuz. Bu o ilan eklenen kişiye gidiyor. Sonrasında da gittiğinizi downlayıp bitirebiliyorsunuz. Yani bunun backend'i hazır. Sadece mobilde bağlamadık yani. Diğer şeylerle uğraşırken. Birazcık nasıl söyleyeyim? Tam şeyle her şeyi sağlayalım dedik. Her şeyi tam çalıştırdık. Evet, evet. Hocam ben de burada bir girdi yapayım. Mesela hani planlarımızdan birkaç tanesi de şeydi. Biz burada ilanlarda zaten ilan tiplerinde yine dediğiniz gibi mama kapları vesaire var. Onları şey yapabiliyoruz. Bizim yapmak istediğimiz aslında şeydi. Sadece kendi konumuz değil. Ayrıca atıyorum ben bir yeri biliyorum zaten orada mama kabı olduğunu. İşte ben oraya tıklayacağım. Konumunu zaten otomatik verecek. Oraya işte bir mama kabı ilanı atacağım. Gitmek isteyen oraya gidecek. Böylece bir de profile gelirsen Ertuğrul. Evet, profile geleyim. Aynen. Şurada yayınlanan ve çözüldüler var hocam. Burada hani sosyal anlamda ne yapabiliriz? Bir şey gibi, leaderboard gibi hani kim en fazla çözdü, kim en fazla yayınladı gibi. Böyle şeyler eklenebilir. Hani planlarımızda bunlar vardı. O şekilde hocam. Süper. Süper. Yok dediğim gibi gayet İhtiyaç olan mantıklı bir fikir. Elinize kolunuza emeğinize sağlık. Sunum yani tasarım live development yapmanız da güzel zaten. Ayrıca sunum da çok güzeldi. Sunum başkan da ayrıca olarak teşekkür ediyorum. Grup diğer üyelerine de teşekkür ediyorum. Birlikte güzel bir iş başarmışsınız arkadaşlar. Hocam güzel de anlaştık ya. Mutluyduk yani. Onlar ne diye konuşacağız. Yani şeyden sonra birlikte bir konuşma yapacağız. Takımlardaki şeyleri ama ben sevdim yani bu fikri ve yapılış şekillerini sevdim ve Emre biliyor mesela bizim Emre ile bizim eski şirkette yine bu know-how'da bir gerçek bir projede yer almıştık. Yani bu tarz yine ihtiyaç var yani hani ondan dolayı ve iyi de bir ihtiyaç var aslında ki biz o projeyi yapıyorduk. O bakımdan elinize sağlık tekrardan emeğinize sağlık arkadaşlar. Teşekkürler hocam.